29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanılan bir milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere 1,5 gün resmi tatildir. 29 Ekim'lerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşamsa geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilan günü yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. yıl nutkunda bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Osmanlı Devleti 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876, 1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği milli mücadele 1923 yılında milli güçlerin zaferiyle sonuçlandı. Bu süreçte Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştır. Ülke, meclis hükümeti tarafından yönetilmekteydi. 27 Ekim 1923'te icra vekilleri heyetinin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te meclise sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı. 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanılmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu. 2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince yani Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. 19 Nisan'da ise teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanunla 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline girdi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel meşrutiyetin ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile saltanatın kaldırılış günü olan Hakimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanılmasına son verildi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün 29 Ekim ulusal bayram olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün kutlama yapılmasına karar verildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yıkılan bir devletin enkazından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu vurgusu yapılmıştır. Bu ilk zamanlarda kutlamalar günübirlik yapılan törenler şeklindeydi.
Aynı gün içinde törenler sabah resmi kabulle başlar, daha sonra devlet erkanı önünde resmi geçit düzenlenir ve akşamda fener alayları gerçekleştirilerek program 3 kısımda tamamlanmış olurdu. Ayrıca bayram akşamları şehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin katıldığı Cumhuriyet baloları düzenlendi. Törenlerin bu yapısı 1933 yılına kadar devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1933 yılında gerçekleşen 10. yıl kutlamalarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 10 yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği reformların ve ekonomik kalkınmanın halka ve bütün dış dünyaya gösterilmek istenmesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir anlam yüklenmesine sebep oldu. 10. yılda kutlamalar, daha önce yapılan bayram kutlamalarından çok daha geniş bir şekilde organize edildi. Hazırlıklar için 11 Haziran 1933 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve 12 maddeden oluşan 2305 sayılı Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü kutlama kanunu kabul edildi. Kanunla 10. yıl kutlamalarının 3 gün sürmesi ve bu günlerin resmi tatil olması kararlaştırıldı. Bütün yurtta 10. yıl bayram kutlamalı törenlerinin yapıldığı yerlere Cumhuriyet Meydanı adı verildi ve isim koyma törenleri yapıldı. İsim koyma törenleri sırasında hatıra olarak Cumhuriyet Anıtı veya Cumhuriyet Taşı denilen mütevazı anıtlar yapıldı. Kutlamalar çok renkli geçti. Mustafa Kemal, Ankara Cumhuriyet Meydanı'nda 10. yıl nutkunu okudu. 10. yıl marşı bestelendi ve marş her yerde okunur oldu. 1934 yılından 1945 yılına kadar yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bazı değişiklikler dışında 1933 yılında yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları örnek alınarak düzenlendi. Cumhuriyet'in 10. yıl nutku. Türk Milleti. Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârâne yürütmesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklara sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zaman daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz etmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk Milleti, 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki
bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, büyük medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafıyla Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti, ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ankara, 29 Ekim 1933.